Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce midye baklava yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün Ramazan bayramından önce güzel bir midye baklava yapalım. Malzemeler her zaman olduğu gibi açıklama kısmında mevcut. Hazırsanız başlayalım. Unu kenara alıyorum. Karıştırma kasesi içerisine sıvı yağ aldım. Üzerine tereyağı bıraktım. Ardından süt, su, yumurta, sirke ve son olarak tuzunu ekledim. Elimle iyice karıştırıyorum. Elimin ısısı tereyağı eritmiş oluyor. İyice karıştığından emin olduktan sonra yavaş yavaş elemiş olduğum unu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Azar azar unu ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. İyice toparlandı, tezgaha alıyorum. Tekrar un takviyeleri yaparak güzel bir hamur elde ediyorum. Bir su bardağına yakın biraz un kaldı. Şimdi hamuru silindir bir hale getiriyorum. Eşit parçalara ayırdım ve yuvarladım. Bezelerin hepsi eşit gramlarda ölçelim. Gördüğünüz gibi hepsi 93 gram olan bezeler elde etmiş oldum. Bir bezeyi aldım. Avuç içimle bastırıyorum ve nişastaya bulayarak bıraktım. Hepsini bu şekilde tamamladım. Şimdi bezeleri merdane ile biraz daha büyütüyorum. Tekrar nişastaya buladım. Buzdolabı poşetini kestim ve açtım. Onun üzerine büyüttüğüm bezeleri yerleştiriyorum. Üzerine buzdolabı poşetiyle kapatarak hepsini üst üste koyuyorum. Tamamı bitince hepsini içine alacak bir poşet içerisine koydum. Buzdolabı normal bölüme gönderdim. En az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. En güzeli ise siz akşamdan hamuru hazır edin, ertesi gün açmaya başlayın. Kaymağı hazırlamak için sütü tencereye alıyorum. Üzerine irmiği boca ediyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde kaynayana kadar pişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi pişti ve kıvamı da bu şekilde oldu. Şimdi soğuması için bir borcama döküyorum. Soğurken de bu şekilde alt üst ederek ara sıra karıştırmanız gerekiyor. Karıştırmazsak üst tarafı hemen kabuklaşır. Biz baklavaya başlayana kadar zaten epey soğumuş olur. Şimdi ise fıstıkları çekme işlemini göstermek istiyorum. Elde kıyma çekme aparatını kullanacağım. Bununla uğraşmak epey zor ama size işin mantığını göstermek istiyorum. Robottan geçirirseniz böyle yağını çıkaramazsınız. Ayrıca bu kadar yeşil rengi de elde edemezsiniz. Yoruldum ama buna değdi. Tüm malzemelerimiz hazır. Artık başlayabiliriz. Bir bezeyi aldım. Açma işlemine başlıyorum. Bolca nişasta sürüyorum ve açıyorum. Oklava ile büyütüyorum. Kalın ve büyük bir oklavanız varsa daha kolay açabilirsiniz. Ara sıra nişasta serpiyorum. Yapışmaması gerekiyor. Uzun süredir benden bu şekilde bir video istiyordunuz. Bu da ders niteliğinde bir çekim oldu. Nasıl baklava yufkası açabilirim diyenler için
güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ellerimi takip edin. Çok bastırmıyorum, genişleterek açıyorum. Diyelim ki fazla baklava yaptınız, daha sonra pişirmek istiyorsunuz. Önce baklavalarınızı tereyağı ile yağlıyorsunuz. O tepsiyi buzlukta saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kocaman bir yufka açmış oldum. Şimdi bu yufkayı bol bir şekilde oklavaya sarıyorum. Burada pek gözükmemiş ama gölgeden takip edin. Yanlardan merkeze doğru yufkayı sıkıştırıyorum. Tezgaha aldım, yufkayı serbest bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi büzgülü bir şekilde çıkmış oldu. Üzerlerine fıstıkları yerleştiriyorum. Onun da üzerine hazırladığımız kaymağı koyuyorum. Şimdi üstünü örtüyorum. Bu şekilde sıkıştırarak ön şeklimizi belli ediyorum. Bıçağı aldım ve ortalarından kesiyorum. Takip edin. Tek tek alıyorum, ters çeviriyorum. Şeklimi kontrol ediyorum, kenarlarını sıkıştırıyorum. Aynısını tekrar ediyorum. Hepsini bu şekilde tamamladım. Tepsime de bu şekilde diziyorum. Eritmiş olduğum tereyağın üstüne biriken yoğurdu attım. Şimdi baklava üzerine güzelce döküyorum. Yağlanmış baklava fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecedeki fırına gönderdim. Alt üst ayarda 45 dakikada pişmiş olacak. Gözlemleyerek üzeri kızarınca fırından çıkarın. Fırından çıkardım. Şimdi de ocakta kısa bir süre altını pişiriyorum. Ocak açıkken şerbeti döküyorum. Bu ana bayılıyorum. Sürekli olarak şerbet döküp cozulama seslerinde kendimi kaybedebilirim. Şimdi üzerine süslüyorum. Gayet göze hitap eden güzel bir baklava oldu doğrusu. Şerbetini iyi çekmesi için güneş görmeyen bir yerde 4 saat dinlenmesi gerekiyor. Ben yine dayanamadım. Size göstermek için servis tabağını aldım. Dokusunu göstermek istiyorum. Bıçakla kesiyorum. Kolayca kesildi. Müsaadenizle tadına bakmak istiyorum.
hafif, lezzetli, harika bir baklava olmuş. Şerbetini çekince daha da güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, afiyette kalın.